Yani 19 maçlarında beraberdik. Yani sezonu verdik neredeyse. Deplasmandaki maçları biz verdik. Playoff turnuvalarında da verdik. Her maç üzerine koyarak devam ettim. Maçlarda en göze batan özelliği mücadele hiç bırakmaman, oyun içinde isteğin hiç bitmemesi ve hücum bindirmelerin oldu. A takım seviyesinde şu ana kadar kampta kendine bir şans buldun. Kendi bu süreçte eksik bulduğun noktalar ve geliştirmek için özel çaba gösterdiğin noktalar ne oldu? Öncelikle abi güç anlamında buraya kıyasla hani çok güçsüz kaldığımızı fark ettik. O yüzden hani çalışmalarda çok daha fazla çalışıyoruz, çok daha fazla gayret ediyoruz. Güç anlamında biraz zayıftım ve hani daha çok oyuna topu sokma anlamında biraz daha iyi olmaya çalışıyorum. Topu daha iyi kullanmaya çalışıyorum. Bu yönlerim eksikti diyebilirim. Mücadelemden tabii ki ne O19'da ne burada hiçbir zaman vazgeçmiyorum abi. Saha içindeki maçlarda iletişim yönünün kuvvetli olduğunu gördük O19 maçlarını söylüyorum. Arkadaşlarına sürekli kontak halindesin ve özellikle çizgi oyunda, paslı oyunda sorumluluk alma isteğini gördük. Kendini uzun vadede nerede görüyorsun? Daha pas oyununa yatkın takımlarda mı rahat oyun oynayacağını düşünüyorsun yoksa hızlı hücum dikine geçiş oyununu benimseyen takımlarda mı? Yani öyle bir kuruluşta mı daha iyi oynarsın? Ben pas oyununu daha çok seviyorum abi. Özellikle hani Guardiola benim için bir idol diyebilirim. Onun takımında oynamak en büyük hayallerimden biri. O yüzden pas oyunlarında, set oyunlarında bindirmeyi daha çok seviyorum. Hızlı hücumlarda da desteği veriyorum fakat hani direkt çıktığımız için hata daha öndeki oyuncular tercih edilebiliyor. O yüzden set oyunlarında daha iyi bindirdiğimi düşünüyorum abi açıkçası. Kampın ilk gününden beri biz de buradayız. Yani çok yorucu idmanlar da oldu. Özellikle son 2-3 gündür yoğun dayanıklılık idmanlarını gördük. Burada sizi en çok zorlayan idmanlar hangileri oldu? Abi burada kesinlikle dünkü idman diyebilirim. Dün sabah hem güç idmanı, ondan sonra bir de koşu idmanı vardı. O idmanda hani limitlerimizi çok fazlasıyla zorladık. En fazla yorulduğum idman o diyebilirim. Bu sabah da çok yoğun bir koşu idmanı vardı. Bu sabah da kondisyon anlamında bayağı yorucuydu. Ama işte çıkarmaya çalışıyorum daha çok yetişmek adına buradaki oyunculara. Sen de Bursaspor A takımında olan birçok oyuncu gibi altyapıdan gelen bir oyuncusun. Evet. Altyapıdaki oyunculara neyi tavsiye edebilirsin buralara gelmeleri için? Hiçbir zaman çalışmaktan vazgeçmesinler ve hiçbir zaman kendilerini yeterli bulmasınlar. Her zaman çok daha iyisi için zorlasınlar kendilerini. Bizim de çok eksiğimiz var tabii. Biz de hiçbir zaman oldum demeyeceğiz ve çok daha fazla çalışacağız. Bu hangi seviyeye gelirsek gelelim devam edecek. Çünkü her zaman rakibimiz kendimiz olmalı. Bu yüzden hep daha fazla üstüne koymak zorundayız abi. Antalya'da oynanan playoff maçlarında gördük. Orada yani o grubun en iyi oyuncusu seçildin. Evet. Bir sağ bek oyuncusu, sağ kanat oyuncusu için bu farklı bir şey herhalde. O kadar golcü isimler de vardı ön planda. Evet. Çıkan isimler de vardı. Turnuva ile ilgili neler söylersin? Abi turnuva ilk maç özelinde İstanbul'u eledik. Hiç mağlubiyetleri yoktu ve ilk mağlubiyetlerini biz tattırdık ve onları eledik. İyi bir ilk maç geçirdik fakat Samsun maçında istemediğimiz çok kötü bir oyun sergiledik takımca. Hani hiçbir zaman kendimi ayırmıyorum bunda. Takımca kötü bir oyun geçirdik. Ben hani ödül aldım, bu çok önemli değil. Takımımın şampiyon olması çok daha önemliydi. Keşke öyle bir birincilikle taşlandırsaydık sezonu. Ama tabii ki de en değerli oyuncunun final maçından seçilmemesi ve hani benim gibi bir savunma oyuncusu tarafından seçilmesi çok daha mutluluk vericiydi. O yüzden o ödülü aldığım için çok mutlu ve onurlu oldum abi. Takımdaki arkadaşların ilişkileri nasıl? En böyle samimi olduğun arkadaşların kimler? Ya tabii abi altyapıdan geldiğimiz için hani Hasan Sabri, Abdullah işte evet. Onları saymayacağım. Üst tarafta olan gruplar. Eren'le aramız iyi. Taha. Daha böyle genç tayfayla daha iyi diyebilirim. Çok yaşlı da yok aslında takımda. Tabii öyle. Zaten abilerimizle de çok iyi aramız. Cüneyt abi olsun, Burak Altıparmak abi olsun, Burak Kapacak abi olsun. Hepsi bize çok yardımcı oluyor. Hepsiyle iyi geçiniyoruz. Bunları söyleyebilirim. Mustafa Hoca ile hiç böyle değerlendirmeniz oldu mu? Kamp değerlendirmeniz. Yani yanınıza gelip şunu yapabilirsiniz, bunu yapabilirsiniz. Çocuklar gibi bir şey konuştunuz mu hiç? Ya oyuna girdiğimde sakin olmamı söyledi bana hazırlık maçında. Sakin olmamı ve kendim olmamı söyledi. Savunmayı birinci plana koyup ona göre oynamamı söyledi.
Zaten Mustafa Hoca olsun, Pablo Hoca olsun bize çok yardımcı oluyorlar sağ içinde, sağ dışında. Yani çok daha rahat hissettiriyorlar bize. Bunları söyleyebilirim. Kısa vadedeki hedeflerin neler herhalde? Kısa vadedeki hedeflerim burada kalıcı olup bu sene A takımda oynayabildiğim kadar maç oynamak isterim. En kısa hedefim bu abi. Uzun uzun vadeli planlarım çok daha fazla. Uzun vadeli planları nedir o zaman? Onu da bir değinelim istersen. Uzun vadeli planlarım tabii ki bu sene Süper Lig'e çıkıp Bursaspor'u Süper Lig'de de temsil etmek isterim. Süper Lig'de de oynamak isterim. Bursaspor çatısı altında. Ve sonra Avrupa'ya gidip sadece bir takımla değil birçok ligde kendimi kanıtlamak isterim. En büyük hedefim de Premier Lig'in zirvesinde oynamak. İşte dediğim gibi Guardiola'nın takımında oynamak. O benim için her zaman bir idol yani. İnşallah bu hayallerini kısa zamanda gerçekleştirirsin diyelim. İnşallah. Ki. Son olarak camiaya vermek istediğin mesaj varsa onu alalım senden. Camiaya vermek istediğim mesaj bize her zaman inansınlar. Bursaspor altyapısı hiçbir zaman oyuncusuz kalmayacak. A takımı her zaman oyuncu yetiştirecek. Ve bunlar devam ediyor. Bize her zaman inansınlar ve bize güvensinler, bizi desteklesinler. Yani sonuçsuz kalmayacak abi. Çok teşekkür ederiz. Sakatlık geçirmeden başarılı bir sezon diliyoruz sana da. İnşallah abi, teşekkür ederim ben de.